Arkadaşlarım, değerli bürokrat arkadaşlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Gaziantep'in Karkamış ilçesinde hain terör saldırısında şehit düşen kardeşlerimizi rahmetle anıyor, yaralılarımıza acı şifalar diliyor. 21B ihale kanunu ve garantili geçişler üzerine milletvekili arkadaşlarımız eline boyuna konuştu. Sayın Bakan, sürekli yol yapmakla övünüyorsunuz. Hatay ilimizde ölümlü ve yaralamalı kaza sayısı gün geçtikçe artıyor. Bunun sebebi karayollar ülkesinde bulunan yolların yıllarca tamamlanamasından ve engellenecek önlemlerin alınamamasındandır. Hatay, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 7. sırada vergi veriyor. Fakat ne yazık ki bu mevcut iktidardan genel bütçeden 81 vilayet arasında 78. sırada hizmet alıyor. Bu sözüme inanmayanları Hatay'a davet ederim. Özellikle bu bakanlığımızla ilgili sayacağım noktalarda itiraz olan varsa benim misafirim olarak Hatay'a girer, onu en iyi şekilde ağırlar ve gösterir. 1200 kilometrelik Edirne'den başlayan otoban Belen'de biter. Uzun yıllardır iktidarınızda Belen'den Antakya'ya ulaştıracak 38 kilometrelik otoyolun her zaman sorduğumuzda fizibilitesi yapılıyor, projesi yapılıyor, bu sene yapacağız diye Hatay halkını yanıltıyorsunuz, üzüyorsunuz. Bu yol stratejik bir yol. Belen'de trafiğin sıkışıklığını gören her iktidar mensubu, ister vekil ister sorumlu kişi, mahcubiyetten yüzü kızarır. Trafik çok sıkışıyor. Hatay önemli bir serhat şehri. Allah korusun bir durum olsa Belen'in dışında bizim bir çıkış noktamız yok. İyi ki Büyükşehir Belediye'miz var. Büyükşehir Belediyesi serin yolla madenle arasında belediye imkanlarıyla yeni bir yol başlattı. Otobanın olmaması ve akabinde 20 yıllık AKP iktidarı Hatay'ı 20 senedir Amonos tüneliyle ottunuz. Sayın Bakanım yerinde değil. Keşke burada olsaydı. Kendisi de geldi 2 yıl önce Hatay'a, Amonos tünelinin temelini atacağını söyledi. Hataylı iktidar vekili bir kardeşimiz de iktidara güvenerek bu temel atılmazsa ben istifa ederim dedi. O arkadaşımıza da yazık değil mi? Amonos tüneli hem Hatay için hem çevre iller için Hassa'nın o verimsiz topraklarından organize sanayi bölgeleri kurularak o bölgeye canlılık getireceğine inanıyoruz. Hani bazen diyorsunuz ya, bu Cumhuriyet Halk Partisi her şeye karşı. Karşı değiliz. Amonos tünelinin bir an önce temelinin atılmasını ve bölgeye bir zenginlik getirmesini özellikle istiyoruz. Hatay'ın ilçeler arasındaki yollar bir türlü bitmiyor. Uzun Ali türküsü gibi. Altınözü Antakya yolu bitmedi. Samandağ Antakya yolu bitmedi. Reyhanlı Kırkan yolu bitmedi. Ovamızın ortasında bir Kumlu ilçemiz var. Yolları sati asfalt. Bugün sati asfalt nerede kaldı? Her yer beton asfalt. Otobanımız bitmediği gibi E91 yolumuzda hasarlar büyük. Her zaman tamiratının yapılması için soru önergeleri verdik, talepler ettik. Hiçbirisi yerine gelmedi. Bugün Hatay Ulaştırma Bakanlığı olarak, tır filosu olarak Türkiye'de 2. sıradaydı. Orta Doğu'ya açılan kapılarımızın kapanmasından dolayı tır filosunda 3. 4. sıraya düştük. Bu da bizleri üzüyor. Bir an önce Orta Doğu'ya açılan kapılarımızın güvenlik bir koridor oluşturarak onların geçişini sağlamamız noktasında bir çalışma yapmanızı özellikle bekliyoruz. Hatay üvey evlat değildir. Hatay hakkını istiyor diyor.
bütçenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sibel Özdemir, buyurun. İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul milletvekiliyim ve İstanbul'da son yerel seçimlerden sonra ciddi anlamda çok çok ihtiyacı olan ve çok ihmal edilen metro çalışmalarında ciddi bir çalışma yapılıyor. Buradan memnuniyet duymak gerekir ki sizin de buna katkı sunmanız gerekiyor. İşte baktığımız zaman İstanbul'da yaşadık biz. İstanbul'da 2019 öncesi süreçte sizin iktidarda olduğunuz, sizin partinizin yönetimde olduğu uzun yıllar ve 12 adet raylı sistem hattının 140 kilometreydi ama bunlarda bir adım ileri gidilemedi, bir şey yapılamadı. Şimdi yeni seçimle beraber ciddi bir raylı sistem yatırımı yapılıyor İstanbul'da. Sadece raylı sistem yatırımları değil Sayın Bakan, yıllardır yapılmayan, işte diyorsunuz ya, hastanenin yolu, ya siz öyle hastaneler yaptınız ki yollar yoktu, siz havalimanları yaptınız, yollar yoktu oraya gidecek. Benim yaşadığım bölgede, Bahçeşehir bölgesinde bir raylı sistem yok. Ulaşımla ciddi bir sorun vardı. İBB aynı zamanda alt yatırımlarına büyük önem veriyor. Ciddi depremle dönüp ciddi yatırımları var. İhmal edilen bunların hepsi ihmal edildi. İşte otogar, gözümüzün önündeydi otogarın durumu. Bunlar yapılmamıştı. Kavşaklar, tramvay, entegre tramvay hatları. Biz İstanbul'da yaşadık. İstanbul'da doğduk, büyüdük. İstanbul'da öğrenci olduk. Ciddi bir, sizin iktidarınız döneminde ciddi sorun alanları vardı. Borçlanma yetkisi, burada ciddi engellemeler çıkartılıyor. Buna vatandaşlarımıza karşı sizin bu konuda daha farklı bir yaklaşım içerisinde olmanız lazım. İşte Hızrak projesi, buna hangi İstanbul ya da hangi Ulaştırma Bakanlığı hayır diyebilir. İstanbul'un en yoğun nüfusunun olduğu bölgede ciddi bir ulaşım sorunu var. Ve bu sorun 2000 planlanan bir sürede bitirilirse ciddi bir ulaşım sorunu çözülmüş olacak İstanbul'da. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı için bugün yine sunumunuzu buraya atıp yaptınız. Ya buranın zaten Sayın Zeybek de açıkladı. Buranın maliyeti zaten planlanmış ve İBB'nin bütçesinden bir kesintiyle süren bir yatırım. Kanal İstanbul'a da atıp yaptınız. Bir ona da değinmek istiyorum. Burası ciddi bir sorun alanı. Geçen yıl da uyardık siz Sayın Bakan. Burada akademi ve bilimsel çalışmalar burayı bir risk alanı olarak görüyor. Tarım alanları, depreme karşı su kaynakları, ormanlar, deniz varlıkları, stratejik güvenlik açısından, trafik sorunu, nüfus hareketliliği, küresel ısınma sorunu açısından ne İstanbul'un ne de tüm Türkiye'nin bir önceliği bu proje. Yabancılara satılan burada imarla ilgili çalışmalar var. Burada bir açıklama yapmadınız. Teşekkür ederim. Şimdi bugünkü son 10 saniye izninizle başkanım. Çok affınıza sığınarak söz aldım ben. Anlayışınız için teşekkür ediyorum. Şimdi küresel ticarete katkı diyorsunuz bu proje. Ya bütün biz kaynaklarımızı tükettik, boğazlarımızı tükettik, Türkiye'nin potansiyelini tükettik. Bir Kanal İstanbul projesi kaldı, küresel ticarete katkı sunacak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli bürokratlarımız, değerli basın emekçileri. Öncelikle herkesi saygıyla selamlıyorum. Ve konuşmama başlamadan önce Gaziantep Karkamış'ta düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralanan 6 vatandaşımıza da acil şifalar diliyorum ve terörü ve teröristleri de lanetliyorum. Umarım bu acıları tekrar yaşamayız. Evet Sayın Bakan, değerli arkadaşlar, konuşmama ben de İstanbul milletvekili olarak sunumunuzdaki bir nokta ile başlamak istiyorum. İstanbul vekili diğer arkadaşlarımızın da değindiği. Yapmış olduğunuz sunumda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir konuya değindiniz. Başakşehir Çamsıkura Şehir Hastanesi'nin yolunun yapımı ile ilgili. Hastanenin yolunu yapmayan İBB ve hastaneye ulaşım hayat meselesidir. Siyasi kavgaya alet edilemez dedik gibi cümleler. Sayın Bakan, bu üslubun böyle bir sunuma hiç yakışmadığını düşünüyorum. Size de yakışmadığını düşünüyorum. Bakın evet hepimiz siyaset yapıyoruz ama siz bu devletin bakanı olarak buraya bakanlığınızın bütçesinin sunumuna geldiniz. Bunu milletvekilleri eleştiri yaptıktan sonra belki İstanbul'la ilgili konuşmalarda sert eleştiri olabilirdi başka şeyler. Cevap bölümünde sorulara ve konuşmalara cevap verirken bu konuda yorum yapmanız daha normal olurdu. Açıkçası bunu belirtmek istiyorum. Şimdi bu konuyla ilgili arkadaşlar zaten detaylı olarak bilgi verdiler. Bahsettiğiniz bu Başakşehir-Kayaşehir metro hattı
Sizin iktidarınızın, yani belediyedeki iktidarınızın döneminde ara verilen 7 tane projeden bir tanesi Sayın Bakan. Yapılmayan 7 tane projeden bir tanesi. Ve bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi sizin bıraktığınız bu projelerin hepsini hayata geçirdi. Yılda 10 kilometre metro inşaatı yapıyor. Siz bunları yapmayarak belki de 40 kilometre metro inşaatından bu ülkeyi ve İstanbul'u mahrum bıraktınız. Öncelikle burada bir anlaşalım. Yani tamam, siyaset yapıyoruz ama bakanlığın bütçesini kullanırken ya da devlet bütçesini kullanırken burada ülkenin bütçesinden, halkımızın, vatandaşlarımızdan toplanan vergilerle oluşturulan bütçeden bahsediyoruz. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve diğer belediyelerimize uyguladığınız siyasi yaptırımlar, uygulamalar herkesin gözü önünde oluyor. Bakın şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 7 tane onay bekleyen kredisi var. Strateji Bütçe Başkanlığı'ndan, sizden, işte hepsinin detayına şimdi giremem. 10 dakika sürem var. Başka şeylerden de konuşacağım. Bu tür siyasi engellemeler yapmak yerine belki bu ülkenin ve vatandaşların menfaati için çalışsanız, devamlı buna odaklansanız çok daha hayırlı olacak. Bakın seçime gidiyoruz. Bu yaptıklarınız size fayda sağlamayacaktır. Sayın Bakan, sürem çok az. Hızlı hızlı birkaç konuya değinmek istiyorum. Tabii kamu özel işbirliği konusuna değinmezsek burada sizin bütçenizde olmaz. Bu yıl Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinden 53.6 milyar TL kamu özel işbirliklerine bütçe ayrılmış. Şimdi bu bütçeye baktığımız zaman 2022 yılında ayrılan bütçe, ek bütçe dahil 25.9 milyardı. İkiye katlamış durumda. Sadece bakanlık bütçesinin 1/3'ü kamu özel işbirliği garantilerine gidiyor. Kamu özel işbirliği demiryolu ulaşımı için ayrılan bütçe 44.3 milyar, garanti ödemeleri için ayrılan bütçe 53.6 milyar. Bu demiryolları için dış proje kredilerin rakamına bütçenizdeki, bütçe kitapçınızdaki baktığımız zaman 21.4 milyar TL. Yani ciddi anlamda bir rakam kamu özel işbirliği projelerine gidiyor ama bakanlık belki de bu paralarla çok daha fazla hizmet götürebilirdi Türkiye genelinde illere. Tabii bu noktada artık hani iktidarın yüz karası dediğimiz proje Zafer Havalimanı. Birçok arkadaşımız değindi, değinmesek olmaz. 2022 yılı için 1.317.733 yolcu garantisi verilen bir havalimanı, 2022 yılının ilk 10 ayında 238.626 yolcu geçmiş. Yani 50 milyon avroya mal edilen havalimanına 2022 yılında 7 milyon avroya aşkın para ödenecek Sayın Bakan. Şimdi diğer bir konu, yine kamu özel işbirliği rakamlarıyla ilgili çok hızlı bir şekilde gitmek istiyorum. Proje rakamlara girmeyeceğim ama Sayıştay raporlarına değineceğim. Sayıştay raporlarından da kamu özel işbirliği projeleriyle ilgili bulgular bu yıl çıkarılmış. Bakın, 2020 yılı raporunun önceki yıllar Sayıştay denetim raporu ilişkin izleme tablosu vardır. En arkasında bulunur Sayıştay raporlarının ve burada 40 adet bulgu yer almakta. Bu 40 adet bulgu 40 adet bulgu varken 2021 raporunda sadece 9 öneri izlemede bulunuluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne baktığımızda 2020 yılı raporunun yine izleme raporunda 53 adet bulgu var. Bunlardan 2021 raporunda sadece 21 öneri izlemede görünüyor. Sayıştay'ın bu önerileri izleme tablosundan çıkarmadan önce yerine getirildiğine dair açıklama yapması gerekirdi. Burada hem Sayıştay'a soruyorum, bunlarla ilgili bir bilgi geldi, ne oldu, ne bitti, hem de size soruyorum. Özellikle kamu özel işbirliği projelerine ilişkin 2020 raporundaki bulguların gereğinin yerine getirilip getirilmediğini soruyorum Sayın Bakan. Bu konu önemli. Örneğin 2020 raporunda bulgu 10. Yap işlet devlet modeliyle gerçekleştirilen otoyol projelerinde idarece verilen talep garantilerinin mali tablolarda eksik yer almasından bahsediliyor.
Burada bu bulgu ile ilgili son durum nedir? Çünkü bu tablolarda bu garanti ödemelerinin verildiği yılın sonuna kadar gösterilmesi lazım ve kur güncellemelerinin de yapılması gerekirdi. Ama bunu 2021 yılı raporunda görmedik. Bunlar mali tablolara işlenmiş midir? Bunu sormak istiyorum. Yine bu yılın Sayıştay raporlarında çok fazla bulgu var. Yani Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın Sayıştay raporunda da öyle. 22 bulgu var, 9 tanesi geçen yıldan yerine getirilmeyen. Aynı şekilde Karayolları Genel Müdürlüğü'nün tablosunda daha da fazla bulgu var. Ve yine kamu özel işbirliği ile ilgili son bir şey söyleyeceğim. Sayın Bakan, geçen yıl da dile getirmiştim. Özellikle proje bedellerinin fahiş fiyatlarla belirlenmesiyle ilgili bir tablo paylaşmıştım hatta. Bu tabloda işte Kuzey Marmara Otoyolu projeleri, Avrasya Tüneli, Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu, Çanakkale Malkara Otoyolu, Ankara Niğde Otoyolu. Burada hazinenin borç üstlenim kredilerine baktığımız zaman toplam proje maliyetleri ile verilen garanti oranlarının ne kadar birbiriyle orantısız olduğunu gördüğümüzü geçen yılki bütçede ifade etmiştim. Ama hiçbir şey söylemediniz bununla ilgili. Hemen küçük bir iki tane örnek vermek istiyorum. Bu projelerin toplam verilen gelir garantisi tutarı 34 milyar 874 milyon küsür TL. Ve verilen garantiler mesela Avrasya Tüneli için %224. Kuzey Marmara Otoyolu için %123. Kuzey Marmara Odayeri Paşaköy için %205. Bu fahiş garantilerin bütçemize getirdiği yükü siz de biliyorsunuz. Biz de biliyoruz. Yüksek gösterilen bu şişirilen bedellerle birlikte garanti ödemeleri de artmakta ve bu bedeller halkımızın sırtına yük olarak binmekte Sayın Bakan. Sayın Bakan, demir yolları ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Özellikle Cumhurbaşkanlığı 2023 yılı yıllık programında sürem de bitti maalesef. Bir tane örnek göstereceğim. Diyorsunuz ya, baktığımızda şu sunumunuza da baktığımızda konvansiyonel hatların ne kadar az arttığını, hızlı tren hatlarının ne kadar yoğun arttığını görüyoruz. Hızlı tren hatlarına çok fazla ağırlık verdiğinizi daha önceki süreçte de söylemiştik. Halbuki neyden bahsettiniz? İşte o lojistikten bahsettiniz, ulaşım intermodal, multimodal uygulamalardan bahsettiniz. Bugün bu uygulamaların yapılabilmesi için hatların, limanların birbirine iç kesimlerle bağlanması, iltisak haklarının yerinde ve yeterli şekilde yapılması gerekiyor ama bütçenize baktığımız zaman mesela toplam 152 liman sayısına rağmen İltisak hakkı tamamlanan 2022'de 13 tane limandan bahsediyorsunuz. Yine iltisak hat uzunluğundan bahsediyorsunuz ama daha birçok önemli limanımızın bu hatları, demiryolu bağlantıları tamamlanmamış durumda içerilerle. Bunu da belirtmek isterim. Bir sorum olacaktı, birkaç sorum olacaktı. Özellikle şu sunumla ilgili. Soru cevap kısmında bu soruyu evet soralım. Teşekkür ediyorum. Bütçenizin hayırlı olması. Teşekkür ederim. Sayın Bakan, ilk köy projeleri uygulanmaya başladığı 1986 yılından 2021 yılına kadar 253 proje hayata geçirilmiş ve köy projelerinin sözleşme büyüklüğü 2021 yılı itibarıyla Profesör Uğur Emek'in çalışmalarına göre 160 milyar dolara ulaşmıştır. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye sözleşme sayısı bakımından dünyada en üst sıralardayken ortalama sözleşme büyüklüğü açısından değerlendirildiğinde birinci sırada yer almaktadır. Bununla beraber Dünya Bankası tarafından 2020 yılında yapılan bir anket çalışmasına göre fizibilite çalışmalarının hızlanmasından ihale süreçlerine ve sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin sürelerin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye'de köy modelinin uygulanması uluslararası iyi uygulamalardan belirgin bir şekilde ayrışmaktadır. Sistem nasıl işliyor? Bütçede para olmadığı için hükümet kendisinin sunmak zorunda olduğu geleneksel kamu hizmetlerini özel sektöre bu yöntemle yaptırıyor. Özel sektör yatırımının finansmanını sağlıyor, inşaatı yapıyor ve ortaya çıkan tesisi işletiyor. Ulaştırma örneğinde
ücretli hizmet kullanıcılarının ödemesi gerekiyor. Ödemezlerse garanti edilen ücret bütçeden ödeniyor. Buna gelir garantisi deniyor. Ücreti pahalı bulurlarsa sözleşme ücretinde indirim yapılıyor. Garanti edilen ücret ile indirimli ücret arasındaki fark yine milletin cebinden çıkıyor. Buna da katkı payı deniyor. Sayın Bakan, konuşmanızda toplam 347.7 milyar liralık köy projesinden bahsettiniz. Bunun %83'ünün tamamlandığını söylediniz. Sorum şu, bu rakamın alt kalemleri nelerdir? Hangi hesaplama yöntemiyle bu rakama ulaşıyoruz? Şu ana kadar köy projeleri nedeniyle ödenen gelir garantisi nedir? Ödenen katkı payı nedir? Sözleşme tutarlarını ve içeriğini tek tek açıklamaktan neden imtina ediyorsunuz? Sayın Bakan, Taksim'deki terör saldırısının ardından sosyal medyayı kapattınız. Terör örgütlerinin bir amacı da panik havası oluşturmaktır. Bir süre yayın yasağını anlarız. Bant daralmak ne? İnterneti kapatmak ne? Vatandaşların evlerinde yayın yasağı varken, var zaten, üstüne sosyal medyayı da kapattığınız zaman insanlarda korkuya, paniğe, endişeye asıl bu bant daralma sebep olmuştur. Toplumu korku, endişe ve paniğe sevk eden bizatihi hükümetin kendisi olmuştur. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. İstanbul'daki terör saldırısı sonrasında bant daralma uygulaması tamamen Cumhurbaşkanlığı ve Bilgi Teknolojileri ile ve İletişim Kurumu Başkanı üzerinden keyfi bir şekilde yürütülen ve ancak sansür olarak tanımlanacak bir uygulamadır. O geceki bant daralma uygulaması hangi hukuki prosedür edilerek takip edilmiştir ve alınmıştır? Detaylı bir açıklama bu konuda bekliyoruz. Diğer milletvekilleri, bakanlığın uygulamalarına dair Muğla üzerinden sorularla devam etmek istiyorum. Sayın Bakan, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan karayolları projelerinde yerel yönetim ve yereldeki kurumlardan ulaşım görüşü sorulması gerekmekte olmasına rağmen bu yapılmıyor. Muğla ilindeki uygulamaların büyük çoğunluğu yine yerel yönetimlerle organize olmadan ve gerekli etüt çalışmaları hızla hazırlanmadan yapılmıştır. Kentte Sağlık Bakanlığı'nca yapılan bütün devlet hastaneleri karayolları kenarında olmasına karşın karayolları ile bağlantısı sağlanmadan neden inşa edilmektedir? Bodrum, Milas, Yatağan devlet hastanelerinin D-330 karayoluna bağlantısı, gerekli kavşak düzenlemeleri neden yapılamamaktadır? Menteşe ilçesinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan D-550 karayolu üzerinde yer alan ve yer kesik Dirgeme Kavşağı turizm bölgesi olmamız sebebiyle devamlı trafik sıkışıklığı yaşamaktadır. Bununla birlikte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın ilk evin projesi kapsamında Akyaka ve Doğanköy mahallelerinde toplu konut inşaatlarına yönelik planlama çalışmalarına başlanacağı belirtilmiş olup söz konusu yatırımların merkeze tek bağlantı noktası yer kesik Dirgeme Kavşağı olmasına karşın bağlantı yolları ile ilgili hiçbir çalışma yapılmamıştır. Milas Devlet Hastanesi ve hastane yakınına yapılacak TOKİ yerleşkesine hizmet verecek yol bağlantısının Milas yönünden ve Bodrum yönünden gelen vatandaşların kullanabilmesi için Bodrum yolu üzerinde Milas TÜVTÜRK yanında Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yapılması gereken kavşak projelendirilmiş ancak yapımına başlanmamıştır. Ne zaman başlanılacak ve bitirilecektir? 10 yıl önce projesi yapılmış, 3 yıl önce ihalesi tamamlanmış olan Milas Çevre Yolu projesine ne zaman başlanacaktır? Bu yolda özellikle kamyon ve araç yoğunluğu dolayısıyla özellikle yağmurlu havalarda çok büyük sıkıntılar meydana geliyor. Bu konuda çalışmalar ne aşamadadır? Pandemi sonrası artan taleplerin de etkisiyle şehir içi trafiğiyle bütünleşen Bodrum çevre yolu trafiği mevcut altyapıyla artık sürdürülemez hale gelmiş bulunmaktadır. Bodrum çevre yolunun Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bir an önce çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Bu konuda bir çalışmanız var mıdır? Menteşe ilçesinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan D-550 ve D-330 karayolu kesişiminde yer alan Kötekli Kavşağı'nda yaşanan trafik sorunlarına yönelik bakanlıkça yerinde birçok kez inceleme yapılmıştır. Ancak söz konusu kavşağa yönelik Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından talep edilen farklı seviyeli kavşak talebinin yatırım programına alınmış olduğu belirtilmesine rağmen herhangi bir çalışma başlatılamamıştır. Bu projeye ne zaman başlanacak ve ne zaman bitirilecektir? Muğla'da hizmet veren Göcek Tüneli'nden tünel yalnızca 960 metre olmasına karşın 15 lira gibi afaki bir ücret alınmaktadır.
Buna karşın Göcek Tüneli'nin 3 kat büyüklüğüne sahip Selatin Tüneli'ni de içeren 119 kilometre uzunluğundaki İzmir-Aydın otoyolu sadece 9.5 TL'dir. Hangi gerekçeyle fiyat politikaları birbirinden farklılık göstermektedir? Ayrıca her seçim zamanında Göcek Tüneli'nin ücretsiz olacağı seçim vaadi olarak kullanılırken neden hiç uygulamaya konulmamıştır? Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerini Burdur ve Antalya illerine bağlayan Karabel mevkiindeki toplam 6720 metre uzunluğundaki Karabel Tüneli'nin bir kısmının yapımı tamamlanmış, kalan kısmı ise yapım süreci durmuştur. 300 milyon liralık yatırımı olan tünelin ne kadarının yapımı tamamlanmıştır? 2019'da tamamlanacağı söylenen tünelin yapım süreci neden durdurulmuştur? Tünel yapımından vazgeçilmiş ise bugüne kadar yapılan harcamaların miktarı nedir ve bu kamu zararının bedelini kim ödeyecektir? Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Bodrum Caddesi üzerindeki trafik yoğunluğunu ortadan kaldıracağı söylenen Ortakent Yalıkavak tünel ve yolunun projelerinin yapılacağı belirtilmiştir. Neden hala bu tünel ve yol bitirilememiştir? Yatağan geçiş projesi olarak adlandırılan projenin imalatına Ekim 2020'de başlanmıştır. Ekim 2020'de. Yatağını ikiye bölen İnönü Bulvarı'ndan kentin iki yakası arasından geçişleri sağlayan garaj kavşağı kaldırılarak bir otoban haline dönüştürülmüş ve geçişler sekteye uğramıştır. Proje onay aşamasına gelmediği gerekçesiyle Muğla Büyükşehir Belediyesi ile de paylaşılmamıştır. Peki neden Karayolları Genel Müdürlüğü'nün mahkemede belirttiği gibi yatağın belediye başkanlığının istekleri doğrultusunda hiçbir teknik analiz yapılmadan, kurum görüşleri toplanmadan, ulaşım ana planıyla uygunluğu kontrol edilmeden, kentteki günlük yaşam ve kentin olağan kullanımı dikkate alınmadan bu proje hayata geçirilmiştir. Daha sonra kamu yararına aykırı bulunan bu projenin iptaline yönelik mahkemeyi Muğla Büyükşehir Belediyesi kazanmış, istinaf kararı ile kesinleşmiştir. Ben yaptım olduğu mantığı ile iktidar partisinde olan belediyelerin istekleri doğrultusunda hareket ederim anlayışıyla yapılan bu proje şimdi nasıl düzeltilecektir? Bedelini ve oluşan zararı kim karşılayacaktır? Sayın Bakan, Seydikemer Burdur yolu ne zaman bitirilecektir? Seydikemer Bekçiler Kayabaş mahallelerinden geçen yolda onlarca can kaybı oluyor. Acil genişletilmesi için planınız nedir? Seydikemer Sarıyer Mahallesi mevkiinde heyelandan yıllarca yol tek şeritlidir. Bu konudaki önleminiz nedir? Seydikemer Kaş yolu 10 yıldır bir arpa yolu boyu ilerleyemedi. Ne zaman bitirilecektir? Sayın Bakan, bugün Milas Bodrum Havalimanı'ndan Ankara'ya uçak yok. Sadece bugün mü? Hayır. Gerek Dalaman, gerekse Milas Bodrum Havalimanı'ndan Ankara başta olmak üzere diğer iller arasında sefer sayıları çok yetersiz. Muğla gibi önemli bir turizm kentinde hava ulaşımının da bu şekilde yetersiz olmasını kabul etmiyoruz. Bu konuda bir çalışmanız var mı? Sayın Bakan, iktidarınız amasız fakatsız kadrosuz verdi ama binlerce işçi hala kadro alamadı. Devlet hava meydanları bünyesinde 53 havalimanında taşeron olarak 1270 teknik personel, 3800 özel güvenlik görevlisi, 3319 temizlik görevlisi görev yapmakta. Verilen sözler tutulacak mı? Havalimanlarında çalışan taşeron kalan işçiler ne zaman kadrolu olacak? Bütçeniz hayırlı olsun, teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlar, Sayın Bakan, değerli bürokratlar, tüm çalışan arkadaşları ben de saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bir tespit yapmak istiyorum. Bu işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen sistemle ilgili bu sistem gelmeden önce uyarılarda bulunmuştuk. Yanlış olduğunu söylemiştik. Geldik şimdi 4 yıldan beri görev yapıyoruz. Bu yanlışlıkları uygulamalarda da görüyoruz. Bu sistemle yasamayla yürütmeyi ayırdınız ve böyle bir gün bakanların gelmesiyle bir bütçe yapmaya veya faaliyetlerimizi yürütmeye, ülkedeki sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu da mümkün olmuyor. Biz burada 5'er dakikalık sürelerde işte düşüncelerimizi veya sorunları ifade etmeye çalışıyoruz. Bunu da daha önce de söylemiştim. Ekonomi AKP'nin sonunu getirecek dedi ya. Bu sistem AKP'nin sonunu getirecek. Çünkü kendi vekilleriniz de bakana ulaşamıyor. Az önce bir milletvekilimiz söyledi, işte bakanımızın geldiğini duydum dedi. Duymuş belediye başkanları dedi. Görüşmek için gelmişler. O yüzden maalesef sorunları yeteri kadar çözememekteyiz ama sürem dahilinde tespit ettiğimiz sorunları paylaşmak istiyorum. Şimdi teknolojinin gelişimiyle iletişim alanında birçok internetin kullanılması arttı. Mesela bunu özellikle pandemide de yaşadık. E-ticarette, işte online eğitimde, uzaktan çalışmalarda bunun önemi bir kez daha ortaya çıktı. Ama maalesef ülkemiz
internet kullanımında baktığında, internet hızında OECD ülkeleri arasında yapılan maalesef bir araştırmaya göre son sırada bulunuyor 37 ülke arasında. Ve bu ülkelere baktığımızda Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Kolombiya gibi ülkelerin maalesef gerisindeyiz. Şimdi bu yasakçı, işte interneti yasaklayan sansürcü anlayışın tehlikelerini, uygulamalarını da bu son Taksim saldırısında gördük. Tabii vefat edenler Allah'tan rahmet diliyoruz. O gün Sayın Bakan'ın attığı tweet'e bakıyoruz. Saat 19.10'da, yani kimse internete ulaşamıyorken Sayın Bakan tweet atmış. Gene bu yasakla ilgili karar veren Bilgi Teknolojileri Kurumu 20.59'da mesaj atmış. Yani bunu ne yapmışlar? Legal olmayan yollarla attıkları gözüküyor. Suçların da birçoğu buralardan işlendiğini hepimiz maalesef biliyoruz. Şimdi gene birçok bütçede aslında yapılması gereken bu internet altyapı yapılarla ilgili çok yapılacaklar var. Mesela Sayıştay raporuna baktığımızda 2 milyar 140 milyon liralık bir paradan bahsediliyor. Bu bilgi teknolojilerinin imtiyaz sözleşmesi ya da ruhsat ve genel izin alan işletmelerden alınan para. Bu 2 milyar liradan bu internetlerin mesela altyapıların arttırılmasıyla ilgili yatırımlar yapılabilir. Ama bunun da yeter oranda yapılmadığını görüyoruz. Şimdi bir harita göstermek istiyorum. Bakın, şimdi bu internete yapılabilir. Israrla karayolları konuşuluyor ya, köprüler. Bu denizdeki ulaşımla ilgili Sayın Bakan, Avrupa'daki deniz ulaşımıyla ilgili bir harita. İskandinav ülkelerdeki bir yol haritası, gene yolcu gemileriyle ilgili. Üç tarafımız denizlerle çevrili ve daha önce biz bunları hatırlamıyoruz. Şu fotoğrafı göstermek istiyorum. Bakın, Samsun vapuru, Ordu vapuru, Giresun vapuru, bunlarla ülkemizde İstanbul'dan İzmir'e, Ordu'ya, Karadeniz'e geziler yapılabiliyordu. Yani ulaşımda bunlar kullanılabiliyordu ama artık biz bunu televizyonlardaki filmlerden hatırlıyoruz. Bu limanlar arası bu deniz ulaşımı yapılabilir, bu bütçeler buraya aktarılabilir. Ama maalesef bu konuda da yeteri kadar çalışmalar yapılmıyor. Şimdi az önce Muğla ile ilgili de bir takım talepler iletildi. Ben de tekrarlamak istiyorum. Özellikle Bodrum bölgemiz, bu bölgelerde madenlere çok izin verildiği için tırlar çok yoğun bir şekilde o bölgeden geçiyor. Büyük zarar veriyor bizim turizmimize. Onun dışında balıkçı barınaklara ilgili çok ciddi talepler var. Muğla'mızda 1400 kilometre kıyı şeridi var. Çok ciddi katma değer sağlanabilir. Bu konuda balıkçıların beklentileri var. Göcek tüneli söylendi. Sayın Bakanımız da, Bakan Yardımcımız da Fethiye'lidir bir tarafı. Bu konuda bir hassasiyet bekliyoruz. Bakın, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman'da insanlar her gün Fethiye'ye gitmek zorunda kalıyor. Çok ciddi paralar ödeniyor. Bu konuda Sayın Bakan Yardımcımız da daha önce bazı konularda yardımcı oldu. Ben bu konuda duyarlı davranacağına inanıyorum. Dalaman Havaalanı İspanyollara işletmesinin verilmesi. Yani nereden çıktı? Çok ciddi gelir getiren bir yerdir Dalaman Havaalanı. Niye bu İspanyollara verilme gereği duyuldu? Bunu sormak istiyorum. Sayın Bakanım, geldiğiniz Menteşe'de bu Denizli Kavşağı önemli bir kavşak. Çok sıkıntı oluyor. Bir an önce bunun hızlandırılması gerek. Yine daha önce geldiğinizde Ula'ya, vefat eden Ula Belediye Başkanımıza Çiçekli'ye gittiniz. Biliyorsunuz arka bir yol. Sakar geçidi çok tıkanıyor. Turizm yoğun olanların yani burayla ilgili bir çalışma kesinlikle yapılması lazım. Yine bize iletildi, Ulaştırma Bakanlığı personelinin promosyon güncellemesiyle ilgili bir sıkıntı var. Bu konuda personel arkadaşlarım beklentisi var. Onları iletmek istiyorum. Dediğim gibi sınırlı sürede iletebildiğimiz nota, başkan 30 saniye var, bitiriyorum. Şimdi son olarak da bakın, milyonlarca dolar para turizmden, Bodrum'dan, Dalaman'dan, Muğla'dan ekonomiye katma ders alıyoruz. Bu kış, Kasım ayı geldikten sonra biz ulaşamıyoruz. Biz kendi ilimize İzmir'den gitmek zorunda kalıyoruz. Bakın, önümüzdeki günlerdeki uçak şeylerini, seferlerini çıkardım. Bodrum'a uçuşlarla ilgili olarak bugün bir uçuş yok. Mesela Ankara Bodrum arası. Yarın var. Ayın 24'ünde yok. 25'inde yok. Gene Dalaman'la ilgili olarak 21'inde var. 23'ünde, 24'ünde, 25'inde Dalaman, Ankara. Bu kabul edebilir bir şey değil. Yani pandemiyle de özellikle çok fazla göç aldı. Kalanlar var orada. Yani bunun kesinlikle arttırılması gerek diyorum. Teşekkür ederim. Bütçemiz hayırlı olsun. Sayın Cengiz Gökçen, hazırsanız. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Bu ülke için bir çivi çakandan Allah razı olsun. Sorumluluk makamında olup da milletin kaynaklarını hizmet yapıyorum deyip yetimin hakkını yiyenlerin de Allah boğazında durdursun diyorum her kimse. Değerli arkadaşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Mersin'de yatırıma dönüşen ve dönüşmeyen projeleri var. Gerçekleşmeyen yatırımlardan biri de Çeşmeli Taşıcı Otoyolu. 94 yılında Tarsus Mersin Çeşmeli Otoyolu açıldı. 94 yılından bugüne kadar Çeşmeli Kız Kalesi Taşıcı Otoyolu yapılacak deniyordu. Bugüne kadar Çeşmeli Taşıcı arasındaki yolun yapımına başlanmadı. Şu anda kullanılan yol çile yolu oldu. Ölümlü ve maddi hasarlı kazalar oluyor. Trafik sıkışıyor.
Vatandaşlar saatlerce yolun açılmasını bekliyor. Trafikte sıkışıp kalıyor. Mersin'in bir turizm kenti olduğu unutulmasın. 20 yıldır iktidardasınız. 2012'de dönemin valisi bir yıl içinde ihale yapılacağını söyledi. İhale yapılmadı Sayın Bakan. 94 yılından bu tarafa. 2015'te bir ihale yaptınız, olmadı. 2018'de ihale yaptınız, olmadı. 2020'de ihale yaptınız, olmadı. Bir sözleşme yaptınız 2021 yılında. Sözleşme imzaladığınız yüklenici firma sözleşmesini feshetti. Türkiye'nin risk primi çok yükseldiği için kredi kullanamıyormuş. 52 kilometrelik yolu yapacak gücünüz yok mu Allah aşkına? 52 kilometreyi devlet yapamıyor mu? Siz bu kadar beceriksizsiniz işte. Şimdi soruyorum. Bu projeye ne zaman başlanacak? Bu yol ne zaman açılacak? Her seçim döneminde bu yolu yapacağız diyorsunuz. Seçim geçiyor. Siz de verdiğiniz sözleri tutmuyorsunuz. Soruyorum. Çeşmeli Taşucu otoyolu inşaatı ne zaman başlayacak ve bitecek? Değerli arkadaşlar, diğer bir proje ise Mersin Ana Konteyner Aktarma Limanı projesi. 2003 yılında Filyos ve Çandarlı limanları ile birlikte gündeme geldi. Bakanlık tarafından yapılan uluslararası işbirliği ajansı anlaşması ile, yani Japon firma JICA ajans bu çalışmasında Doğu Akdeniz'de en uygun yer Mersin dedi. Mersin Ana Konteyner Aktarma Limanı projesi master planında yer aldı. ÇED raporu hazırlandı. Mersin gemi acenteciliği, lojistik firmaları, gümrük müşavirliği ve dış ticaret firmalarına sahip bir il. Geniş hinterlantı olan bir il. Bu yüzden 9 ve 10. kalkınma planında Mersin adıyla yer aldı bu proje. 11. kalkınma planından Mersin adını neden çıkarttınız? Ve 4 Temmuz 2022'de başka bir ilde liman için toplantısı duyurusu yaptınız. Neden? Sizin amacınız ne? Cumhur İttifakı milletvekilleri, bakanlar Mersin'i gezerken bu projenin Mersin'e yapılacağını söylüyor. Mersin'de ana konteyner aktarma limanı yapacaksanız neden başka bir yerde ÇED çalışması yapıyorsunuz? Mersin ana konteyner aktarma limanı projesinin inşasına ne zaman başlayacaksınız? Buna cevap vermelisiniz. Mersinliler adına soruyorum. 2023 bütçesinden limanın yapımı için ne kadar kaynak ayırdınız? Buna cevap verin bir defa. Bu limanı yapmak zorundayız. Mersin'e yapmak zorundasınız. Aksi takdirde ülkemiz mavi vatandaki hakimiyetimizi kaybedecek. Rakibimiz olan ülkeler bundan faydalanacak. Siz neden ülkemizin çıkarlarına değil de farklı noktada olaylara bakıyorsunuz? Değerli arkadaşlar, bir de Çukurova Havalimanı projesi var. 2009'da başladı. 2013 Akdeniz oyunlarına yetişecek dendi, olmadı. 2016'da açacağız dediniz, olmadı. 29 Ekim 2018'de ilk uçak inecekti. 2018'de 2020'de bitecek dediniz, olmadı. Mehmet Nuri Ersoy 3 Mart 2019'da ilk uçak inecek dedi. Geldik 2022'ye. Olmadı. Özür dilerim, son sözler, olmadı. Önce Mart'ta açılacaktı. Sonra 29 Ekim oldu. Şimdi Sayın Bakan, sunumda Şubat diyorsunuz. Allah aşkına 2009'dan bu tarafa geçen Şubatlarda olmadı. Önümüzde hangi Şubat'ta olacak? Bunu soruyorum. Doğmaz ayın 9'unda mı olacak bu havalimanı? Teşekkürler. Sayın Başkan, teşekkür ederim. Sayın Bakan, uzun yıllardır ulaştırma ve altyapı hizmetlerine ilişkin gerek yerel düzeyde gerekse bürokrasi düzeyinde çeşitli görevlerde bulunmuş biri olarak 2,5 yıldır Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda bakan olarak görev yapmaktasınız. Şunu bilmenizi istiyorum. Bakanlığınızda yaptığınız tüm işlemler ve projelerin muhalefet partisi biz olarak ve halkımızın gözünde hiçbir gerçekliği ve samimiyetini göremiyoruz.
Hatta EKAP sisteminde kaçırdığınız, niye kaçırıyorsunuz? Buna hiç anlam veremiyorum ama siz kaçırırsanız da Sayıştay'ın gözden kaçırmadığı, Allah'tan Sayıştay var demek istiyorum. EKAP sisteminde izine rastlanmayan 9 projeden biri de maalesef ki 15 yıldır ısıtıp ısıtıp önümüze koyduğunuz İzmir ve Ankara hızlı tren hattı projesidir. El insaf diyorum ve sorularıma geçiyorum. Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olarak tanımladığınız Ankara-İzmir hızlı tren hattı projesi ile ilgili 2020 yılında yine bu salonda size Sayın Bakan bu proje ne zaman biter diye sorduğumda halen kayıtlarda da mevcut olan bir cevap vermiştiniz. Bana o gün dalga geçer gibi 110 ay diye bir tanımlama yaptınız. Halen bu sözünüzün arkasında mısınız? Ben Ankara-İzmir güzergahında ayda en az bir veya iki sefer aracımla giden bir milletvekiliyim. Geçen sene %47 ilerleme sağladık dediğiniz projeyle ilgili bu sene sunumunuzda %54.6, sadece arada %6 bir ilerleme sağlamış gözükmektesiniz. Ama bütün bu verdiğiniz rakamlara bakarak size açık ve net şunu söylemek istiyorum. Kim size bu rakamları veriyorsa yanlış rakamlar veriyor Sayın Bakan. Ve siz bu rakamları kullanarak hem bizi aldatmış oluyorsunuz hem de halkı. Bu söylediklerim üzerine söylenecek sözünüz varsa cevaplarınızı duymak isterim. Bir başka soru, ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla dava açan KMB firmasının başvurusunun üzerine örtmek için tek adam gücünü kullandınız ve bu başvurunun önüne yargı yoluyla kestiniz. Bu projede bunca hukuka aykırılık söz konusu olmuşken, bu kadar soru işaretleri varken nasıl oldu da önce idari mahkemesi bu projenin istisna kapsamında alınabilecek bir proje olduğuna karar verdi, sonrasında da nasıl oldu da Danıştay'dan projeye izin çıktı? Öğrenmek istiyorum. Siz çok ciddi bir sorum daha var Sayın Bakan. Halen ihaleyi elinde tutan ERG şirketi bu ihalenin maliyetinin avro olarak hesaplandığını belirtirken kitapçığınızda da mevcut olan ve belirtilen bedel 2 milyar 162 milyon 600 bin avro olmasına rağmen nasıl oluyor da kur dalgalanmasını gerekçe gösterip bu firma 1,5 milyar dolarlık ek bütçe talep etmektedir. Bu talebi hepimiz haber kanallarından gördük, izledik. Bu bilgiyi doğruluyor musunuz Sayın Bakan? 2 milyar 162 milyon avro İngilizlerden mi alındı acaba? Onu da sormak istiyorum. Ankara-İzmir hızlı tren hattı ile ilgili net sorularım bunlar Sayın Bakan. Siz de kendinizi gerçekten ciddi bir ulaştırma ve altyapı bakanı olaraktan görüyor ve hissediyorsanız bu sorularıma ciddi cevaplar bekliyorum Sayın Bakan. Birkaç sorum daha olacak İzmir'le ilgili. Benim de sıkça gündeme getirdiğim İzmir'in trafik sorunu sonrası ikinci çevre yolu, Kuzey Doğu çevre yolu ihalesine çıkıldığını gördük. Nisan 2022'de etüt çalışmalarının yapıldığı belirtilmişti. Konuya dair verdiğim soru önergesine bu projenin ihale bedeli nedir? Proje ne aşamadadır? Ve bir İzmir milletvekili bu yolun güzergahını hala bilmemekteyim ve bilgi talep etmekteyim. İzmir, Çandarlı ve Filyos'un son yarım dakika karadan tren ve boru hattı ile birleşmesini, projenin akıbeti ne olmuştur? Boğaz trafiğinin rahatlayabileceği uzmanlarca belirtilen bu projeyle ilgili herhangi bir fizibilite çalışmanız yapılmış mıdır? Bütçemiz hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, önce PTT'den bahsetmek istiyorum. 2019 yılında Ulaştırma Bakanlığı'nın varlık fonuna devredilen ve bundan sonra da dengesi bozulan ilişkili kuruluşlardan biri. Kitler içinde en çok zarar eden kurum haline geldi. Maalesef PTT, gururumuz PTT şu an zarar ediyor ve bu zararı da PTT emekçilerinden çıkarmaya çalışıyor. PTT 2018 yılından beri personel almıyor. Elindeki mevcut personele mobbing ve baskıyla daha çok iş yaptırarak kar etmeye çalışıyor. Ve şunu söylemek istiyorum. PTT bir kamu kuruluşudur. Önceliği kar değildir. Bu arada
yılda 1300 mezun veren posta hizmetleri programlarından, üniversitelerden mezun olan binlerce gencimiz PTT'nin alım yapmasını, tersi alım yapmasını bekliyor ve maalesef hala işsizler. Ve PTT emekçileri 2018 yılından beri bugüne kadar herhangi bir memur ya da İHS'li personel işe alınmadığı için günde 110 tebligat gibi inanılmaz bir şekilde mobbinge maruz kalarak çalışılmaya çalışılıyor. Baskılar, sürgünler PTT emekçilerini yıldırmaya başladı. Sayın Bakan, burada çok önemli bir husus daha var. Tebligat kanununa göre adli tebligatların mutlaka memur eliyle yapılması gerekiyor. Fakat bugün için taşeron işçilerine bu adli tebligatlar yaptırılmaya çalışıyor. Ben buradan bir hukukçu olarak uyarıyorum. Memur eliyle yapılmayan bütün adli tebligatlar hükümsüzdür, yok hükmündedir ve bunun yapılması ileride hak kayıplarına yol açacağından PTT'ye de ileride büyük tazminatlar söz konusu olabilir, doğabilir. Bu arada PTT'de görevlendirilen 2018 yılında 375 sayı KHK ile göreve başlayan İHS'liler kadrolarla aynı görevi yaptıkları halde yaklaşık 3000 lira civarına daha az maaş alıyorlar. Bunlar da memur. Bir an önce İHS'lilerin kadroya alınmasını takdirlerinize sunuyorum. Sayın Bakan, Mersin'e ilgili bir şeyler daha söylemek istiyorum. Konuşmanızda Çukurova Havaalanı'nın Şubat ayında açılacağını söylediniz. Bunu bekleyeceğiz. Yıllardır açılmayan Çukurova Havalimanı'nın inşallah açılışı Sayın Bakanlığınız dönemine gelir. Yoksa seçimden sonra sizi Mersin'e bizzat davet ederek Millet İttifakı'nda biz açarız diyorum. Bu arada 11. Kalkınma Planı'nda adı değişen Mersin Ana Konteyner Aktarma Limanı'nın Mersin dışında fiziken başka bir yere yapılması mümkün değil. Liman şartları, körfez şartları buna, deniz şartları buna uygun değil. Aynı zamanda Mersin'in yapısı, demiryolu bağlantıları, karayolu bağlantıları ve lojistik üssü olması nedeniyle bu limanın Mersin'de yapılması gerekiyor. Bu konuda çalışmaya başlamanızı Sayın Bakanlığınızdan talep ediyorum. Mersin'le ilgili çok da önemli bir konu var Sayın Bakan. Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 yıllık bir rüyayı gerçekleştirmek için metro inşaatına başladı. Kaynağı buldu, belediye meclisinden yetki aldı ve Sayın Cumhurbaşkanı bunu yatırım programına aldılar. Fakat bir imza bekliyor Sayın Bakan bu proje. Maliye Bakanı Sayın Nebati'nin önünde aylardır bu projeyi imzalamıyor. Biz defalarca söyledik, dikkate almadı. Ben bir de yetkili bakan olarak sizden rica ediyorum. Sayın Nebati'den siz de rica ederseniz Mersin'in bu 100 yıllık hayaline lütfen engel olmasın. Bunun yanında Sayın Bakan, Mersin'in kanayan yaralarından Çeşmeli Taşucu Otoyolu'nda bir an önce başlanması, bitirmesi gerekiyor. Yoksa Mersinliler yazın 3-4 ay 30 kilometreyi 4 saatte 3 saatte alamıyorlar. Bu konuda çalışma yapmanız gerekiyor. Top top 52 kilometrelik bir otoban. Bunun yanında Sayın Bakan, konuşmanızda Mersin'den Antep'e hızlı tren projenizden bahsettiniz. Bu ülke için iyi şeyler yapan herkese Allah razı olsun. Bizim derdimiz bir şeylerin yapılması değil, yapılırken doğru düzgün yapılması, doğru bedellerle yapılması, çalınmasına, çarpılmasına engel olması. Ben Antep hızlı treniyle ilgili olarak bu hattın Urfa'ya, Diyarbakır'a ve Mardin'e kadar da uzatılmasını öneriyorum. Hiç olmazsa oradaki güzelliklerde turizme açılabilir diyorum. Bunun yanında yine Mersin'den Aksaray'a, teşekkür ederim Sayın Başkan. Mersin'den Aksaray'a bir tren hattı yapılması gerekiyor. Mersin Limanı'nın Orta Anadolu'ya bağlanması için. Bakanlığınızın anladığım süresi az kaldı, bitecek ama inşallah Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Millet İttifakı olarak sizin yapmadığınız, eksik bıraktığınız, tamamlamadığınız veya düşünmediğiniz projeleri de yapmaya milletimize sizin huzurunuzda söz veriyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. İstanbul Milletvekili olmam hasebiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında yanıt mahiyetinde birkaç noktayı açıklığa kavuşturma ihtiyacı hissettim Sayın Başkan. Sayın Bakan, değerli bürokratlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının 20. yılını tamamlamak üzere Sayın Bakan, Sayın Başkan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dış borç yükünün neden bu kadar arttığını açıklamak ihtiyacı duyacaksak, Türkiye'nin bugün Merkez Bankası rezervlerinin neden çok kötü durumda olduğunu açıklayacaksak, bütçe açığımızın
neden katlanarak arttığını açıklayacaksak ve buna bir yanıt arayacaksak, yanıt ararken bakmamız gereken bakanlıkların başında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 20 yıllık AK Parti iktidarı süresince yaptığı pahalı, verimsiz ve belli bir zümreyi zenginleştirmekten, vatandaşın ise hayat maliyetlerini, geçim maliyetlerini, esnafın, KOBİ'nin ihtiyaçlarını ön plana almayan politikalarına bakmamız gerekir diye düşünüyorum. 20 yıllık iktidarda Türkiye'nin sırtına vurulmuş, adeta duyunu umumiye borçlarıyla kıyaslanabilecek borçları yüklemiş bir bakanlığın bütçesini tartışıyoruz. Bakınız, İstanbul'da hangi esnafa, hangi kamyoncuya, hangi otobüs firmasının temsilcisine, sahibine soracak olursanız size söyleyecekleri şey, köprü geçiş ücretlerinin, Kuzey Marmara otoyolu ücretlerinin ne kadar yüksek olduğudur. Türkiye'de ulaştırma hiç bu kadar esnafın, ulaştırma esnafının sırtında yük olmamıştı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu kadar büyük bir maliyet oluşturmamıştı. Halkımızın marketlerde pahalı bir şekilde aldığı gıdanın sorumlusu da bu otoyollardan, bu köprülerden alınan yüksek maliyettir. Bakınız, tren sıklığı, tren yolları, Türkiye Cumhuriyeti demir yollarının tren seferlerinin sıklığı son derece sınırlıdır. Fiyatlar yüksektir. Öğrenciler, emekliler, memurlar için katlanılamaz boyuttadır. Trenler organize sanayi bölgelerinden geçmemektedir. Türkiye Cumhuriyeti bir yüz akı olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları politikasına bir parça eklemede bulunamamıştır AK Parti hükümetleri. Size sorarım, kaç tane organize sanayi bölgesinden raylı ulaşım bağı vardır? 10 saniyeniz. Türk Hava Yolları'nın sıkışıklığı ise ayrı bir sorundur. Turistlere hizmet eden, vatandaşa eziyet eden bir mahiyete ulaşmıştır. Turizm Bakanı yazları pahalıysa kışın turistik tesisleri ziyaret ediniz demiştir. Bugün ben açıklar açtığınız süreyi teşekkür ediyorum. Bir, son bir cümleniz. Tamam. Teşekkür ediyorum başkan. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları için lüks bir ulaşım haline dönüşmüştür. Tıpkı yangın söndürme uçaklarını tamir edemeyen kendi vatandaşına tren ve demiryolu kaliteli hizmet sunamayan bakanlığınızın icraatlarında görüldüğü üzere. Ben teşekkür ediyorum. Deyim. Meclise 2018 yılında milletvekili olarak seçildik. Geldiğimiz günden bu yana defalarca hem plan bütçede hem genel kurulda dile getirdiğimiz, takip ettiğimiz Gelgel yolunun temelini cuma günü attınız. Teşekkür ediyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Davet etseniz de mutlaka gelirdim. Şimdi Sayın Bakan, birazdan ekrana vereceğiz. Adıyaman'ın bir milli meselesi var. Gelgel yolu gibi bir de bizim Çelikhan yolumuz var. Çelikhan yolu gerçekten halk arasında ölüm yolu olarak bilinir ve uzun süredir yapılması için hükümetiniz, sizden önceki bakanlar da söz verdi. Defalarca söylediler. Ancak bugüne kadar Çelikhan yolu konusunda adım atılmadı. Biz bunu defalarca karayollara genel müdürümüze de ilettik, soru önergeleri verdik. Haklısınız diyorlar. Ancak bir türlü Çelikhan yoluna başlamıyorsunuz. Sayın Bakan, işte ekranda görüyorsunuz. Evet Sayın Cora, Sayın Çelebi, biraz önce viyadükler yaptınız, tüneller yaptığınızı gösterdiniz. İşte burası Adıyaman, Çelikhan, Malatya yolu. Şehirler arası bir yol. Uydu görüntülerinden bile virajları görüyorsunuz. 57 kilometrelik, bakınız, Yusufeli Barajı'nın etrafına 57 kilometre tünel yaptınız. Adıyaman, Çelikhan, Malatya yolunun 57 kilometre yolu yapmadınız. 20 yıl geçti Sayın Cora. Bak, bak iktidarınızın ayıbı. Bu sizin ayıbınız işte, görüyorsunuz. Bakınız 57 kilometrelik yolu yapamadınız. Sayın Bakan, Çelikhan yolu gerçekten yapılmayı bekliyor. Biz sizlerden özellikle iktidar olarak bu Çelikhan yolunu yapmanızı bekliyoruz. Bunun dışında Sayın Bakan, biliyorsunuz Sincik ilçemiz AK Parti'ye desteğiyle bilinen bir %87-97 AK Parti'ye oy veren şampiyon ilçenize 20 yıldır bir yıl yapamadınız. Sincik yolunu yapmadınız. Ben her Sincik'e gittiğimde hemşehrilerimiz diyorlar ki biz hakkımızı helal etmiyoruz. 3 defa 4 defa referandumda şampiyon yaptık, bize bir yol yapmadılar diyorlar. Aynı şekilde Besli'de 3 göz 5 yol Kızılın yolu var Sayın Bakan. Burada bir de Çanakçı Köprüsü var. Bu köprü 1970'lerde yapılmış.
İnanın ki tek yönlü bir köprü ve bu köprünün üzerinden karşıdan bir hayvan geldiğinde bu taraftaki sürücüler yarım saat bekliyorlar ve o şekilde geçebiliyorlar. Burası da yapılmayı bekliyor. Sayın Bakanım, bizim Gölbaşı ilçemizin ortasından geçen Malatya ve tüm doğuyu Akdeniz'e bağlayan yolun yazın şehir içi inşaatına başlandı ancak hiçbir hazırlık yapılmamış. Yazın onun çevresindeki esnaflar tozdan gerçekten mahvoldular ve şu anda bu yolla ilgili bir çalışma yok. Biz bir an evvel Gölbaşı şehir merkezindeki bu yolun mutlaka yapılmasını bekliyoruz. Bu konuda bölge müdürlüğünün gerekli tedbirleri almasını bekliyoruz. Sayın Bakan, Adıyaman'a gerçekten Ulaştırma Bakanlığı olarak bakınız 19 yılda toplam 5 milyara yakın kaynak ayırmışsınız. Bizim çevre illere Malatya bir yılda 3 milyar kaynak aktarmışsınız. Adıyaman'a ayrımcılık yapıyorsunuz. Bakın Çelikan yolundan Malatya Çelikan kısmını 2015'te yaptınız. Adıyaman sınırlarında kalan yol henüz başlanılmadı ve yapmadınız. Adıyaman'a çevreden gelen bakınız Urfa'dan gelen yolun Fırat Köprüsü yapılmadı. Antep'ten gelen yolun Besni Viyadüğü yapılmadı. Nisipi Köprüsü evet fotoğrafta çekmiştiniz. Büyük bir eser ama o eseri Adıyaman'a bağlayan bağlantı yolunu yapamadınız Sayın Bakanım. O yolda 3-4 yıldır yapılıyor, çalışması devam ediyor. Onu da bir an evvel yapmanız lazım Sayın Bakanım. Köprü var, bağlantı yolu olmayınca insanlar istediği kadar istifade edemiyor. Sayın Bakanım, ben şunu söylüyorum bütün Adıyaman halkı adına 2023 bütçesinden Adıyaman Şanlıurfa yolundaki Fırat Nehri üzerindeki köprüye, Besni Gölbaşı arasındaki 10 kilometrelik yola, Düzce Kömür Pınarya ile İnlice beldemizi birbirine bağlayan 33 kilometrelik yola, Adıyaman Yaylımlı Tut ilçemizi birbirine bağlayan 29 kilometrelik yola, Kahta Sincik yoluna, Sincik Çatbahçe Dilektepe Hasanlı İnlice Recep Grup yoluna, Üç Göz Beşyol Kızılın yoluna ve Adıyaman'da yarım kalan tüm bakanlığınızın sorumluluğundaki bütün yollara 2023 bütçesinden kaynak aktarılmasını bekliyoruz. Adıyaman'ın hakkını teslim edin Sayın Bakanım. Biz de bir iliz. Bizim de yollarımızın, insanlarımızın güzel yollarda geçmesi onların temel hakkıdır. Artık Adıyaman'a bir pozitif ayrımcılık tanımanızı bekliyoruz. Biraz önce Ağrı'yı gösterdi yolları. Aynı yollar niye Adıyaman'da yok? Adıyaman'daki vatandaşlarımız sizden hizmet bekliyorlar, destek bekliyorlar. Teşekkür ediyoruz. Eğer siz yapmazsanız ilk sandıkta biz geleceğiz, yolu biz yapacağız diyoruz. Bütçeniz hayırlı olsun Sayın Bakanım. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Başkan, Sayın Bakan, Sayın sevgili bürokratlar. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. Umarım bütçeleriniz Ankara'ya da bir hizmet yapar. Sayın Bakan'ın hala belediye başkanlığında gözü var sanırım. Belediye başkanlarıyla yarış etmekten kendini bir türlü alıkoyamıyor. İstanbul'la yarış ediyor, Ankara'yla yarış ediyor. Sayın Bakan şöyle düşünün. Bir başkent düşünün. O başkentin havaalanına metro yok. Şimdi Melih Gökçek döneminde sen bu metroyu yapma biz yapacağız dediniz. Ama şu ana kadar metroya dair en ufak bir adım atmadınız. Sayın Bakan, Mansur Yavaş sizden talep ediyor. Buradan çok açık, net bir şekilde çağrı yapıyorum. Ya yapın ya da bırakın biz yapalım. Eğer zaten sizin bıraksanız da zamanınız yetmeyeceği için biz şimdiden hazırlıklara başladık. Ankara'da sizin de havaalanına gideceğiniz bir metronuz olacak. Sevgili milletvekilleri, siz de havaalanına giderken arabanıza değil metroya binerek gideceksiniz. Bunu bizim iktidarımızda biz gerçekleştireceğiz. Sayın Bakan, Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla yarışmayı bir kenara bırakın. Hizmete kendi bakanlığınızda devam edin. Sayın Bakan, bugün servisçiler odasını ziyaret ettim Ankara'da. Servisçilerin, otomobilcilerin, büyük halk otobüsçülerinin büyük bir kesimi araç alımında ciddi sorunlar yaşandığını söylüyorlar. Taşıt bulunda hem trafik sigortasında hem kaskoda ciddi problemleri olduğunu söylüyor. Bu konuda taşıt alım konusunda özellikle servisçilere yardımınız öğrencilerimize, öğretmenlerimize katkınızın da yolunu açacak. Nedeni şu, taşımalı eğitim ne yazık ki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında çok yaygınlaştı. Ama servisçilerin olanakları olmadığı için
sağlıklı bir taşımadan da bahsetmek mümkün değil. Sayın Bakanım, bunları yapmıyorsunuz anladık. Ama bakanlığınızda çalışan, örgütlü olan KESK'e bağlı Birleşik Taşımacılık Sendikası'nın yöneticilerinden 17'sini sürgün ettiniz. Mahkeme kararıyla bu 17 sürgünün 16'sı iade oldu, eski yerlerine geldi. Şimdi belli ki hukuksuz bir atama yapıyorsunuz. Hukuksuz bir sürgün yapıyorsunuz. Ben sürgün yaşamını çok iyi bilirim. Öğretmenlik yıllarında çok sürgün yedim. Sürgün ağacının meyvesi tatlı olur. Onlar asla bu mücadeleden vazgeçmezler. Sürgün anlayışınızdan vazgeçin. Bir tek kişi mahkemeden dönemedi. Malatya'da çalışıyor. Ayrıca Birleşik Taşımacılık Sendikası'nın Merkez Yönetim Kurulu kadın haklarından sorumlu üyesi Begüm Özgün Alsancak'tan Biçerova'ya sürgün olmuş. C bölümünden maaş alması gerekirken D şıkkına indirilmiş, hak kaybı var. Rıza Ercivan Bahçebey'e sürgün edilmiş. Erhan Karan Eskişehir'den Yerköy'e, Yozgat Yerköy'e sürgün edilmiş. Eşi Eskişehir'de öğretmen. Ya Allah'tan korkun. Aile birliğini bozmaya hiçbirimizin hakkı yok. Şimdi Yerköy'de çalışmasıyla Eskişehir'de çalışması arasında bakanlığımıza ne gibi zarar verebilir bu çalışanlar? Bu emekçilerin haklarını yerine getirmeniz sizi büyütür, sizi küçültmez. Bir de Sayın Bakan, yazılıda 100 puan almış ve 98 puan almış iki tane somut örnek var. Bu iki örneği de mülakatta elediniz. Şimdi yazılıda başarısız olsa tam puan almış, 100 puan. Bir başkası da 2 puan eksikle 98 puan almış. Ama bu insanları siz mülakatta elemişsiniz. Eleme gerekçenizi de şu ana kadar açıklamamışsınız. Eğer siz KESK'e bağlı Birleşik Taşımacılık Sendikası'yla kol kola omuz omuza verirseniz o çalışmayan trenleriniz, hizmet görmeyen ekipleriniz daha sağlıklı hizmet görecek. Gelin bu sürgün anlayışınızdan bir an önce kurtulun. Kendinizle yarışın. Belediyelerle yarışmaktan vazgeçin. Son olarak şunu söylüyorum. Ankara'da biz Esenboğa'ya metroyla gitmek istiyoruz. Bunu hayal dahi etmemişsiniz ama sizin hayal edemediğinizi Mansur Yavaş gerçekleştirecek ama yolunu açın. Kapatmayın yolu. Yolu kapatıyor. Yol vermiyor. Yol vermiyor. Yol vermiyor. Haziran'ı saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, özellikle Kanal İstanbul'dan söz ettiniz ama çevre hukuku ilkelerine ve çevre bilim ilkelerine ve bilanço kuramına yollama yapmadan bahsettiğiniz için bu konuyla ilişkili birkaç hususa değinmek istiyorum. Kanal İstanbul planlama alanı içerisinde ve yakın çevresinde özellikle Büyükçekmece Terkos arasında kalan alanlar Karadeniz ve Marmara Denizi arasında bir ekolojik koridor oluşturur. İstanbul'un kentsel alanı ekolojik koridorlarla nefes alır ve bu nedenle ekolojik koridorların korunması gerekir. Ekolojik kuşak ve koridorların ana bileşenleri içme suyu havzaları ve orman alanlarıdır. Dolayısıyla bu alanlarda düşük yoğunluklu da olsa kentsel yapılaşma söz konusu ekolojik koridorları olumsuz etkileyecek ve iklim değişikliğinin de etkisiyle kentin yapılaşmış alanlarındaki ısı adaları, hava kirliliği ve benzeri sorunları daha da artıracaktır. Ayrıca plan değişikliğiyle getirilen fonksiyonlar bölgeye fazladan nüfus çekici nitelikte olduğundan bölgede yüksek yoğunluklu yapılaşma baskısına sebebiyet verecektir ve zaman içerisinde bölgedeki yaşamsal önemdeki ekosistemler yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalacaktır. Kanal çalışmasından çıkacak çok büyük boyutlardaki hafriyat, gazı atıklarının deniz dolgusu olarak kullanılması durumunda dolgu malzemesi deniz suyu ile etkileşime girecek ve deniz ekosisteminin zarar görmesine yol açacaktır. Sayın Bakan, bu Kanal İstanbul aslında birinci olarak anayasamız açısından, ikinci olarak Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler bakımından, üçüncü olarak da gelecek kuşakların hakları bakımından açısından değerlendirilmek gerekir. Anayasamızın bütüncül okunuşu
ekosistem, Türkiye ekosistemi açısından okunuşu dikkate alındığı zaman Kanal İstanbul inşaatı bu devasa proje anayasaya aykırıdır. Özellikle ülkesel ve çevresel hükümler temelinde. İkinci olarak Kanal İstanbul, Paris Sözleşmesi, Barcelona Sözleşmesi ve Brüksel Sözleşmesi ışığında değerlendirildiğinden özellikle Paris Sözleşmesi'ne aykırı olduğu görülür. Paris Anlaşması'na taraf olarak Türkiye'nin iklim değişikliğinin engellenmesi, çevre sorunlarının çözümü ve bu sorunların kökenine müdahale etme konusunda etkili adımlar atma yönünde üstlendiği yükümlülükler BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi çerçevesinde okunmalı ve anlaşılmalıdır. Zira Paris Anlaşması bu çerçeve sözleşmenin bir tür anayasasıdır. Bu nedenle Paris Anlaşması ve diğer sözleşmeler ekosistem ve ekolojik denge bağlamında çevresel haklar ekseninde yorumlanmalıdır. Çevre hakkı yaklaşımı aynı zamanda insan hakları yaklaşımı olup bunun hem maddi ögeleri hem de usule ilişkin öğeler bu sözleşmede başlangıç kısmında belirtilen yükümlülükler ışığında Türkiye'yi de bağladığı dikkate alınmalıdır. Bu bakımdan Bükreş ve Barcelona sözleşmelerine girmek için zamanım olmadığından özellikle Türkiye'nin iklim sözleşmesi açısından bu projeyi gözden geçirmesi gerekir. Tabii ki en önemlisi de gelecek kuşakların hakları açısından. Gelecek kuşakların haklarını ipotek altına alma hakkımız bulunmaktadır. Buna değindikten sonra Sayın Bakan havaalanlarından söz ettiniz. Demir yollarına daha çok söz etmenizi isterdim. Ama Türkiye'nin kurtuluşu demir yollarındadır. Bir Rize havaalanında değildir. Ama ona girmeyeceğim. Ben Ankara'dan söz edeceğim. Ankara Türkiye'nin başkenti, dünya başkentleri arasında en önde yer alan başkentlerden biri. İç uçuşlara değinmiyorum. Neden yurt dışına bağlantı yok? İstanbul'dan Paris'e, Londra'ya günde 5-10 uçak kalkarken Ankara'dan neden Türk Hava Yolları havalanmıyor? Neden Paris'e, Ankara'dan Türk Hava Yolları'yla uçulamıyor? Evet, 10 yıl öncesine kadar hizmet hareketine bağlanıyordu bu. Bizim FETÖ dediğimiz harekete bağlanıyordu. O nedenle yapamıyoruz deniyordu. Peki 10 yılda Ankara'dan Londra'ya, Paris'e, Berlin'e Türk Hava Yolları'nın direkt uçuşunu neden sağlayamıyorsunuz? Başkentimiz bu kadar değersiz mi? Bu bilinçli bir proje mi? Yoksa gerçekten bir hizmet eksiği mi? Bu konuyu aydınlatmanızı istiyoruz. Teşekkür ederim.